Arkadaşlar merhaba. Dileğin Köy Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar benim kedilere bakın. Yavrular burada. Anneleri de burada. Arkadaşlar bahçeden mısır topladım geldim. Şu an közlüyorum. Ocakta da pişiyor, haşlıyorum. Közlenmiş patlıcanlarımız var. Biberleri közleyeceğim. Hadi sizinle bakalım. Mısırlarımız pişmiş mi? Görüyor musunuz? Mis gibi. Bunlar biraz daha pişecekler. Köyün güzel yanları var böyle işte. Ne kadar zor olsa da şu patlıcanları pişirdim. Közlendiler. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar burada da hatmi çiçeğimiz kaynıyor. Kızım hasta olmuş. Kuru öksürek var. Suyumuz kaynamaya başlayınca içine birkaç tane hatmi çiçeği attım. Altını kıstım. 5 dakika bu şekilde kaynayıp 5 dakika demlenecek. Ondan sonra içilmeye hazır. Kuru öksürüğe inanılmaz iyi geliyor. Birkaç gün boyunca devam edin. 3 öğün, 2 öğün de olabilir. Öksürük falan kalmıyor yani. Tavsiye ederim. Arkadaşlar patlıcanlarımı közlemiştim ocakta, görmüştünüz. Ayıkladım, doğradım. Bu şekilde hazırladım. Yemeğe hazır. Tereyağını kızartıp döküyoruz. Tuzunu atıp yiyoruz inşallah. Mısırlarımız ocakta pişmiş, pişti. Gördüğünüz üzere maşallah var. Artık havalar o kadar soğudu ki mısırların içi tabi kurumuş. Bunlar kurumayanlar. Tazeleri. Burada fasulyemiz var. Bunları da pişireceğim inşallah. Bu fasulyenin tohumu Almanya'dan geldi bize. Aynı şu şekilde. Bayağı bir geniş oluyor. Ama yemeği o kadar lezzetli oluyor ki. Çok lezzetli bir fasulye. Ben bunun adını Almanya fasulyesi koydum. Yani başka bir isim var mı bilmiyorum. Burada mısır püsküllerimiz var. Bu mısır püskülleri o kadar faydalıymış ki diyabete, şeker hastalığına, ne bileyim ya, romatizmaya, birçok hastalığa faydası varmış. Bunun çayını yapıp içiyorlarmış. Ben de bu şekilde kurutuyorum. İnşallah kaynatıp içeriz. Fasulyemi pişirirken devamında görüşürüz inşallah. Arkadaşlar ben fasulyelerimi bu şekilde dildim. Kapya biberimiz var, içine bir tane doğradım. Domateslerimiz var, kabuklarını soydum. Biraz salçamız var. Domates çok olduğu için salçasını az yapıyorum içine. Soğanımız var. Büyük bir baş. Düdüklünün içine şu an tereyağı ve sıvı yağ koydum. Soğanlarımı pembelişinceye kadar kavuracağım. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi salçasını ekleyeceğim içine. Şu kadar da bir salça. Salçayı kendimiz evde yapıyoruz. Şimdi fasulyesini ekleyeceğim. Bu şekilde 10 dakika kavuracağım. 5-10 dakika falan kavuracağım. En son domatesini ekleyeceğim. Bu şekilde kavrulmaya bırakalım bunu. Ara sıra girip çıkıp karıştıracağım. Fasulyemizin kavrulduğu yeter. Şimdi içine domatesini ekliyorum. Bir tabakta domatesimiz var.
şekilde bir 5 dakika daha kavuracağım. Burada et suyumuz var. Ben bunları kendim yapıyorum. İçine 2 tane ekliyorum. Buz kalıplarını donduruyorum. Yemeklerin içine yapıyorum. Biraz da tuzumuzu ekliyoruz. Et suyu yemeklere güzel bir lezzet veriyor. Hem sağlık açısından çok iyi. Şimdi elimde 1 bardak su var. Bunun ne kadar gidecek bakalım. Çok da sulu olmasın. Sevmem ben çok sulu fasulyeyi. Hafif daha. Yani bir bardak suyumuz tamamen gitmedi. Şöyle. Şimdi kapağını kapatacağım. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi düdüğün üstüne kapattım. Bu düdük sallanmaya başladıktan itibaren 5 dakika sallanacak. Sonra yemeğimiz pişmiş demektir. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Bakalım beraber. Şimdi ben size tabağı boşalttım. Gayet güzel pişmiş maşallah. Yemeğimiz bu şekilde. Görünüyor mu? Bu şekilde arkadaşlar. Kendi bahçemizin fasulyesi. Burada videomun sonuna geldim canlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bana abone olursanız, beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın.